Merhaba sevgili arkadaşlar. 21 Kasım ve 27 Kasım arası burçlarımızı neler bekliyor? Evet, her hafta böyle burçları anlatırken gezegenlerimize de bir göz atıyoruz. Çünkü burçlarımızı şekillendiren ve hafta boyunca bizi etkileyenler gezegenler. Gezegenlerimiz hangi evde, hangi açılarda bizi destekliyor ya da olumsuz bir şekilde dalgalanmalar yaratıyor. Hepsini şöyle baktığımız zaman neler olabileceğini görüyoruz. Öncelikle biliyorsunuz bu hafta bir yeni ay var. Perşembe günü yay burcunda. Bu da bizi bayağı bir etkiliyor. Yeni aylarda ne oluyor? Her şey çok yenileniyor. Hayat şekilleniyor. Hayatın ayrı anlamı oluyor. Yani yeni ayla birlikte yeni başlangıçlar bize heyecan veriyor. Şimdi yay burcunda olması ve yay burcunun biliyorsunuz değişken bir burç olması, Jüpiter etkili, Jüpiteryen bir burç olması, çünkü yöneticisi Jüpiter. Fakat balık burcunda retro yaptığı için Neptün'le birlikte bu yeni ayı biz nasıl kullanabiliriz? Çünkü astrolojinin asıl amacı zaten bizi şekillendirirken bize de kendimizi tanıma şansı ve yaptığımız işlerde inisiyatifimizi ne kadar kullanabiliriz? Bize gelen bu yansımaları nasıl hayatımıza geçirebiliriz? Bütün bunların alışverişi. Gezegenlerle aramızdaki alışveriş sevgili arkadaşlar. İşte şimdi bu hafta yeni ayla birlikte bir yenilik, değişim, gezip tozma, yeni insanlar tanıma, enerjimizi yükseltme, hatta ve hatta iletişim konusunda daha başarılı işler yapma, yeni tanışmalar, tanıştığımız kişilerle kuracağımız diyaloglar, bunlar çok çok önemli. Ve tabii ki seyahatler, evet seyahatler, ani gelecek olan seyahatler, yenilikler özellikle bizim bu hafta hepimizi etkileyecek durumlardan biri ama sevgili koçları çok daha iyi etkiliyor. Çünkü onların 9. evinde yeni ay doğuyor. Çağrılmalar, seyahatle ilgili ani değişimler, alolaşmalar, gelen o iletişim telefonlarında davetler, yolculuklar, bütün bunlar çok önemli. Evet koçlar biliyorsunuz uzun süredir Mars ikizler burcunda retro yapıyor. İkizler burcundaki retro iletişimle ilgili konuları tekrar karşımıza çıkarıyor. Biraz yorgunluk, biraz blokaj, bazen enerjimizi kullanamayabiliriz, böyle bir sertlik var. Ama yeni ayla birlikte Perşembe'de o blokajları hafiften olsa da açıyor. Yeni ay bize yeni akıllar, yeni öğretiler, yeni görüntüler veriyor. Bu görüntüler gözümüzün önünde gördüğümüz görüntüler bizi yeni olaylara götürüyor. Evet sevgili koçlar için ilginç bir hafta. Ayrıca biliyorsunuz Uranüs retrosu hala devam ediyor. Kuzey ay düğümüyle birlikte parayla ilgili sürprizler var. Aniden gelecek olan iş teklifleri tabii ki bu yeni ayın da etkisiyle birlikte Perşembeden sonra yükselişler. Artı biliyorsunuz Venüs ve Merkür de yay burcunda ve yeni ayla birlikte Merkür, Venüs aşk gezileri var sevgili koçlar. Sevdiğiniz insanla yapacağınız seyahatler, görüşmeler size ani bir şekilde seyahate de ve değişime, yollarla ilgili fırsatları getirecek. Bu da sizin ufkunuzu açılacak. Severek yaptığınız bir işi severek götüreceksiniz. Enerjinizin yüksekliğine siz de şaşıp kalıyorsunuz. Evet koçların bu hafta ortasından itibaren enerjileri yükseliyor. Tabii ki bilinçaltları biraz karışık. Hala Neptün ve Jüpiter retrosu yoruyor onu. Fakat her gecikme, her gerileme yeni bir şeyi de aklına insanın getirir. Duraksama dönemlerinde belki kafamız karışıyor ama daha geçmişe yönelik hatalarımızı daha iyi düşünüyoruz. Evet koçların artık geçmişe ait anılarını, düşüncelerini bir kenara atmanın zamanı geldi. Yeni ay ve üstelik Merkür ve Venüs'ten alacağı destekle her şey onların önüne daha rahat sunulacak. Evet enerjinizi iyi bir şekilde kullanın. Çünkü sizin gibi ateş enerjisi taşıyan yay burcundaki enerji birikimi koçları havaya kaldırıyor. Pazartesi günü terazi burcunda sevgili koçlar ay. Bu sizi birazcık değişim yapıyor. İkili ilişkileriniz ve duygusal ilişkileriniz çok önemli. Salı ve çarşamba akrep burcunda. Biraz bilinçli parasal konular, kafanıza takılan rakamlarla ilgili sıkıntılar. Perşembe, yeni ay ve cuma ile birlikte yolculuklar. Cumartesi, pazar kariyer çok önemli olacak sevgili koçlar için. İlle de kariyer diyorsunuz ve ketum ve sır olacaksınız. Özellikle cumartesi ve pazar
ağzınızdan kimse laf alamaz. Gittiğiniz yerlerde de mutluluğunuzu çevresel koşullarla birleştireceksiniz diyoruz. Ve sevgili koçlara güzel bir hafta diliyoruz. 21 Kasım ve 27 Kasım arası sevgili boğalar. Bakalım sizleri neler bekliyor. Yükselen burcu ve ay burcu boğalanlar. Evet, boğalar çünkü bir Venüs insanıdır biliyorsunuz. Venüs bu hafta yay burcunda Merkür'le birlikte hareket ediyor. Yani sizin sevgili boğalar 8. evinizde. Parasal konular gündemde, ödemeler veya kendinize, hayatınıza girecek olan paralar, kullanma kılavuzunuz, parayı nasıl, nerede kullanma ve kendinizle ilgili sorular. Evet, gizli sorularınız var kendinize. Yaptığınız işler, yapacağınız işleri kendi içinizde birazcık sıralayabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiği konusunda biraz kendinize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yani şöyle diyorsunuz sevgili boğalar, maddi konularda beklentim ne? Neyi yapmam gerekiyor? Hayatla ilgili inanışlarım ve parayı nasıl kullanabilirim ya da para bana ne bir şekilde gelecek, paramı nereye yatırabilirim ya da yatırımlarla ilgili ya da gelecek olan parayı borçlarla ilgili konuları kendi içinizde bir içsel düzenleme ve temizleme yapacaksınız. Evet, bir perşembeden sonra sevgili boğaların maddi konuları gündemde olacak ve iş yaptığı insanlarla yapacağı anlaşmalar da çok önemli olacak. Artık boğalar çok daha fazla para kazanmak istiyorlar. Kendilerine yenilemek ve biraz level atlamak istiyorlar. Haklı nedenleri var çünkü geçmiş hayatlarında çok fazla sabırlı davrandılar ve bu sabrın sonu selamettir moduna da girmiş oldular. Evet, boğaların bu arada 11. evler. Bu çok önemli çünkü yaşam ve yenilenme evleri. Orada balık burcunda Neptün ve Jüpiter retrosu hala devam ediyor. Birazcık çevrenize karşı kuşkulu bakıyorsunuz. Ümitle gittiniz ya da bir şeyinizi yenilemek, yeni bir iş teklifi, yeni bir olay. Fakat onlar birazcık hayal kırıklığıyla size dönüyor. Haklı çünkü bulunduğunuz ortamda bir takım parasal sıkıntıları var herkesin. Tabii ki o da size yansıyor. Yani çevrenin olumsuzluklarından kaynaklanan olaylarla kafanız oldukça karışık sevgili boğalar. Sosyal ilişkiler, çocuklarınızla olan ilişkilerde de bir takım hayal kırıklıkları var. Çünkü onlar da çok fazla sizin istediğiniz davranışları göstermeyebilirler. Evet, boğaların evlatlarına, çocuklarına yüklediği misyonlardan çok güzel artı bir ses alamayabilirler. Çünkü Neptün retrosu ve Jüpiter retrosu sosyal hayat, arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta çocuklarınızla ilgili problemleri de göz önünde tutmanızı öneriyor. Olaylar belki sizin akışınızın dışında da tıkanık bir vaziyette gerçekleşebilir. Bu arada parasal konularla ilgili de sıkıntılarınız olabilir ama bunu dengeleyeceksiniz. Çünkü Mars retro yapıyor para evinizde. Bu arada hafiften tam mevsim griplerine yakalanmak üzereyim. Sesler gidip gelebilir. Hala böyle şakır şakır da burnum akıyor bir arada. Tabii dolaşırken böyle oluyor sağda solda. Evet sevgili arkadaşlar, kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili boğalar bazı şeyleri yenilemek arzusu içindeler. Yapacakları çok şey var bu hafta boğaların. Yeni ayla birlikte parasal konularla ilgili olayları değişiyor, yenileniyor. Bu arada Uranüs retrosu boğada kuzey ay düğümüyle hala hareketsizleştirmiş durumda. Sanki fırsatlar biraz gölgeli vaziyette karşısına çıkıyor. Bu fırsatlarda zaman içinde kendi lehine dönüşecekler ama biraz beklemeleri lazım. Baktığımız zaman pazartesiye sevgili boğaların özellikle çalışma evleri, sağlık evleri, yaşam evlerinde biraz gerginlik söz konusu. Terazideki ay onların dengesini bozabilir, enerjisini yorabilir. O yüzden pazartesiye biraz sinirli başlayabilir ya da kafa gidip geliyor, böyle dengesizleşebilir, insanlardan etkilenerek canı sıkılabilir ya da çevresindeki insanların yanlış davranışları ve dengesiz ya da istedikleri davranış biçimlerini göremeyişleri biraz boğaların canını sıkacak. Ama salı ve çarşamba ay akrep burcunda, hisleri çok kuvvetli bu iki gün. İnsanların kendi hakkında ne düşündüklerini çok iyi anlayacak bir modda. Evet, perşembe günü maddi konularla ilgili yeni ay ile birlikte yeni olaylar, yeni ödemeler,
yeni paralar, yenilenmeler. Cumartesi ve pazar Oğlak Burcu'na geçecek. Ketum olacaklar. O gün çok konuşmak istemeyecekler. Çevresine karşı birazcık böyle kapalı bir tutumla yaklaşabilir sevgili Boğa'la. Azıcık kendileri için kapalı bir kutu olacak ama bu da onlara yarayacak. Birçok sırlar ortaya çıkabilir. Ama Boğa'ların çok da önemli değil. Kendi yollarında ilerliyorlar diyoruz ve sevgili Boğa'la güzel bir hafta diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. 21 Kasım 27 Kasım arası sevgili ikizler diyelim mi? Yükselen Burcu ve Ay Burcu ikizler. Bakalım bu hafta nelerle karşılaşacaksınız. Gökyüzünde değişim var. Evet. Ne oluyor? Gezegenler kendi aralarında değiştikçe bize de etkiliyor. Evet, bazen çok olumlu, bazen de olumsuz yansımalarla günümüzü geçiriyoruz. Çünkü astroloji gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de onun iz düşümü var ve biz bu iz düşümleri yaşayarak kendimizin seçtiği olaylar zannederek yukarıdaki kadersel planla kendi içimizdeki tercihler arasındaki bir nüans oluşturuyor. Evet, bir şeyler yap diye gezegenler yaptırımcı gücünü kullanıyorlar ama orada bir noktalı virgül var. Bizim de kadersel kendi inisiyatifimizin içindeki seçimlerimiz var. Evet, bu hafta özellikle ikizler, biliyorsunuz hala Mars retrosu sizin burcunuzda. Hala sizi blokaj etmiş durumda. Enerjiniz sıkıştırılmış gibi. Bazı şeyleri çok hızlı olsun istiyorsunuz. Kafanızda tasarladığınız ve hayata geçirmek istediğiniz çok şey var. Ama nedense eliniz kolunuz bağlıymış gibi, enerjiniz düşmüş gibi hissediyorsunuz. Ama benim size güzel bir haberim var. Perşembe günü yeni ay sizin karşıt evinizde doğacak. Yeni fikirler, yeni olaylar, yeni insanlar. Oo, aklınız karışacak. Enerjiniz yükselecek, ortak ilişkilerde karşılıklı konuşmalar daha bir enerjik, daha sıfır noktasında konuşulacak. Yeni başlangıçlar yapmak için güzel görüşmeler olacak. Tabii ki Mars hala sizi sıkıştırsa da karşı tarafların, yani kiminle görüşüyorsanız, ne yapıyorsanız onların ısrarlı davranışlarıyla sizin hayatınızla ilgili o blokajdan hafif hafif böyle kilit açma, çözülme gibi durumlar olacak. Kendinizi daha net ve daha rahat hissedeceksiniz sevgili ikizler. Evet, bu arada Neptün'le Jüpiter retro yapıyor kariyer evinizde. O da güzel. Aslında gecikmiş bir sürü olayları tekrar sınavdan geçiriyor. Hani vardır ya, atladığınız bir konu vardır. İşinizle ilgili bir yenilenmek istediğiniz konular vardır. Ama bir türlü hayata geçiremediğiniz anlar vardır. İşte Neptün'le Jüpiter o blokaj yaparak tepedeki kariyer evinizde, o toplumsal evinizde belki kendinizi çok iyi ifade edemeyeceğinizi zannediyorsunuz ama ne olursa olsun hayatınızın önemli ve güzel döngülerinden biri. Çünkü yeni ay sayesinde kariyer evinizdeki tıkanıklığı ve Mars'ın üzerinizdeki blokaj enerjisini görmezlikten geleceksiniz. Evet, bir tarafta ilişkiler canlanırken diğer tarafta Neptün, Jüpiter ve Mars karesi sizi birazcık üzebilir. Ama yapacak bir şeyiniz yok. Yine de kendinizle ilgili konular çok önemli. Uranüs bu arada sizi fırsatları, kafanızdaki yeni bir fırsat olayları yaratıyor. Boğa burcunda aynı zamanda ay düğümüyle birlikte hayata bakış açınızı, yani beyninizdeki yazılım programını değiştiriyorsunuz yavaş yavaş. Her an kafanıza yeni bir şekil kaynaklanıyor, yeni bir olay geliyor. Bu olayları hayatınızla entegre etmeye çalışıyorsunuz güncel olaylarla. Yani fabrika ayarlarınızı yeni baştan kurmaya çalışırken zaman zaman bozulan sinirlerinizi de dik tutmaya çalışıyorsunuz. Özellikle sağlığınızla ilgili konular çok çok önemli. Eğer süre gelen bir sağlık probleminiz varsa özellikle ve özellikle yeni yöntemleri deneyebilirsiniz. Yeni aile birlikte arkadaşlarınızla, dostlarınızla oturup konuşacaksınız. Onların duygularını dinleyeceksiniz. Ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Pazartesi günü Ay Terazi Burcu'nda sizin gibi bir hava enerjisi taşıyor. Sosyal ilişkileriniz çok çok önemli. Özellikle gireceğiniz ortamlarda birçok konu önünüze düşecek. İki tarafı idare etmeye çalışırken kafanız karışacak. Dengeleriniz yavaş yavaş gidebilir sevgili ikizler. Ama bu sizi üzmesin lütfen. O dengeyi kuracak çok güzel dostluk arkadaşlarınız da var. Bir tarafta bir karmaşa, diğer tarafta dengelilik. Bir tarafta laf anlatmaya çalıştığınız insanlar, diğer tarafta sizin sözünüze önem verip sizden fikir almak isteyen insanlar. Evet, böyle bir pazartesi. Salı ve çarşamba
çalışma eviniz çok çok önemli. Kariyer evinize yakın kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Günlük hayat temponuzda biraz daha gizemli olacaksınız. Sağlığınızla ilgili konular gündemde olacak. Ama bu arada karşıt evinizde yeni aile birlikte aşk konuları çok önemli olacak. Sosyal ilişkileriniz çok çok önemli olacak. İkili ilişkiler bir aşk kıpırdanmaları olabilir. Tabii ki 8. evde o gizemlilik hala devam ediyor. Hafta sonuna doğru kendi içsel düşüncelerinizle baş başa kalabilirsiniz diyoruz. Ve sevgili ikizler, güzel bir hafta sizin olsun. Merhaba sevgili yengeçler. 21 Kasım ve 27 Kasım arası sizleri neler bekliyor? Evet, yeni bir haftaya giriyoruz. İlginç, güzel haberlerimiz var sizin için. Ama tabii ki karamsarlaşmak da hafta arasında olabilecek olaylardan biri. Çünkü gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de biz onu yaşıyoruz ve yeryüzü çarpışması ya da yeryüzü birleşmesi gibi değişik duygular içindeyiz. Bazılarımız hafta arası güzel şeyler yaşıyorlar. Bazılarımız bazı konulara, çünkü herkesin özel haritası var. Her haritasının içinde gezegenlerin bulunduğu evlere göre değişim gösteriyorlar. Özellikle yükselen yengeçlere baktığımız zaman duygusal tarafınız ağır basıyor. Siz çünkü duygusal insansınız ve geçmişle ilgili konuları çok fazla takıntı haline getirebiliyorsunuz. Haklı nedenleriniz tabii ki çok var. Çünkü insanlar kendileri hata yaptıkları zaman özür beklerler. Ama karşı taraf hata yaptığı zaman saatlerce düşünürler. Acaba affetsem mi? Bana bunu yapmamalıydı. Evet, yengeçler ömür boyu insanları affetmeye çalışmışlardır ve olduğu gibi kabul etmişlerdir. Ama onu, kendilerini birilerini affetmesini bekledikleri zaman aynı davranışlarla karşılaşmayabilirler. O yüzden biraz kafaları dağınık sevgili yengeçlerin. Evet, baktığımız zaman Mars onların 12. evinde. Kafaları bayağı bir dağınık, çünkü blokaj olmuş düşünceleriyle kendi içinde hani böyle şey gibi yoğuruyor. Düşüncelerini yoğuruyor ve tekrar tekrar kendisini yenilemek, dışa açılmak, her şeyi unutmak istiyor. Ama bir türlü onu unutamıyor. O Mars öfkesi onu birazcık yoruyor. Haklı, çok haklı. Yengeçlere bu konuda muhteşem bir hak veriyoruz. Çünkü çok fedakarlar. Yaptıkları fedakarlıkların karşılarını bir türlü göremediler. Bu da onları yordu. Ama ne olursa olsun sonuçta yengeçler hayatı çok çabuk böyle geçiş de yapabiliyorlar. Çünkü günlük hayatında onların yapabileceği, yerine getirmesi gereken birçok sorumluluk duyguları var. O sorumluluk duyguları onları hayatının içinde yürütecek. Evet, güzel ve özel şeyler yaşayacak sevgili yengeçler. Evet, şimdi baktığımız zaman Neptün ve Jüpiter Balık burcunda retro yapıyor. Birazcık böyle yollar, uzaklıklar, ruhsal gelişim, ruhsal yolculuk. Orada biraz kendilerini ferahlatacak, enerjilerini yükseltecek çalışmalar içine girebilirler. İhmal ettikleri konularla ilgilenebilirler. Eski dostlar, arkadaşlar, onu özleyen insanlardan çok güzel mesajlar, çok güzel iletişim içinde olabilirler. Ve tabii ki sevgili yengeçler, ne kadar canları sıkılırsa sıkılsın, evren onların yüzlerini güldürmek istiyor. Perşembe günü biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz Ay. Ay, yeni ay yay burcunda doğuyor. Birazcık böyle ruhsal gelişiminiz, 7. 6. eviniz, aynı zamanda sağlık çalışmaları, spiritüel konular, arkadaşlarınızla bir takım ruhani çalışmalar, sağlığınızı ve ruh sağlığınızı düzeltici konular arasında şöyle küçük bir gezintiler yapabilirsiniz. Evet, perşembeden sonra biraz daha ruh sağlığınıza ve sağlığınıza daha çok önem vereceksiniz. Ve sevgili yengeçlerin en güzel özelliklerinden biri, yaptıkları işleri çok sağlam bir şekilde yapıyorlar. Hiç kimseye şansı vermiyorlar. Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren insanlardan biri. Ve tabii ki Uranüs Boğa'da, onların 11. ev dediğimiz evlerinde. Orada yeni fırsatlar var. Ama bu fırsatlar çok da kolay karşılarına çıkmayacak. Onlar da farkındalar. Ama yapabilecek bir şeyleri de yok. Özellikle sevgili yengeçlerin çevresel koşullara karşı çok dikkatli olsunlar. Önlerine sonu gelen fırsatlar çok iyi fırsatlar olabilir ama hemen karar vermesinler. Çünkü biliyorsunuz retrolar var. Fakat yeni ay çalışma evinizde, ruhani tarafınızda size her konuda yardımcı olacak. O yüzden o konuya biraz daha fazla eğilin. Evet,
Sevgili yengeçler, pazartesi günü Ay Terazi Burcu'nda. Aile içindeki çalışmalar, aile dengeleri, ailede kendi içinizdeki düşünceler, düşüncelerinizi değiştirme çalışmaları ve kendi kafanızda kuracağınız planlar önemli. Salı ve çarşamba özellikle aşk hayatımız çok çok güzel ve enerjiniz yükseliyor. Perşembe yeni ayla birlikte dediğim gibi ruhsal yolculuklarınız başlıyor. Cumartesi ve pazar karşıt evinizde ay. Birazcık daha böyle kapalısınız. Sevdiğiniz insana karşı kendinizi çok fazla ifade etmek istemeyebilirsiniz. Çünkü yeni ay ruhsal hayatınızı canlandırdığı için daha çok toplumsal ilişkilerinize ve grup ilişkilerine yöneleceğiniz için karşıt ilişkilerinizi biraz ihmal edebilirsiniz diyoruz. Ve sevgili yengeçler, sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili arkadaşlar ve tabii ki sevgili aslanlar. Yükselen Burcu ve Ay Burcu sevgili aslan olanlar. Evet, ilginç bir aya giriyoruz. Biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz Güneş. Güneş 22 Kasım'da Akrep Burcu'ndan ayrılarak Yay Burcu'na geçiyor. Evet, aslanların yöneticileri artık Yay Burcu'na geçiyor Salı'dan itibaren. O yüzden sevgili aslanların enerjileri yükselecek. Çünkü Ateş Burcu, sevgili yaylar aynen sevgili aslanlar gibi Ateş Burcu ve aslanın bütün özelliklerini değiştiriyor. Salı'dan itibaren insanlar, sevgili aslanlar daha eğlenceli olacaklar, daha seyahati sevecekler, iletişim içinde olacaklar, hayatları daha hızlanacak, insan ilişkilerinde yoğunlaşacaklar, daha meraklı olacaklar, öğrenmeye açık olacaklar, iletişimde başarılı olacaklar, enerjileri yüksek volümlü çalışacak, çevresiyle diyalogları artacak. Yani bir sürü olayı kendi içinde yönetmeye başlayacak sevgili aslanlar. Tabii ki aslanların karşıt evlerinde bir Satürn var. Satürn artık ileri hareket ettiği için aslanlar için de güzel bir şey. Ve tabii ki aynı zamanda en çok onları üzen tarafları Neptün ve Jüpiter'in karşıt finans evlerinde biraz onları zorlamaları. Hani sanki böyle para harcamak istiyorlar da kendi harcamalarını kısıtlamak zorunda kalıyorlarmış gibi bir duygu içindeler. Aynı zamanda kendileriyle yaşamak istedikleri, yapmak istedikleri, harcamak istedikleri konular var. Onlar da kendilerini sınırlandırıyorlar. Veya çalıştıkları alanlarda istedikleri parayı ve rakamlara henüz daha ulaşamamış oluyorlar. Yani sevgili aslanların ikili ve üçlü ilişkilerinde zaman zaman yaşanan problemler var. Ellerinde olmadan özellikle maddi konular. Fakat aslanların Güneş aşk ve sosyal evine geçiyor. Yeni ayda orada doğuyor. Perşembeden itibaren ay ve Güneş birlikte hareket ettikleri için ve Merkür de Venüs de orada oldukları için aslanların en güzel, en enerjik haftalarından biri. İstediğiniz gibi sevgili aslanlar coşabilirsiniz. Arkadaş gruplarında ve toplantılarında olabilirsiniz. Onlarla diyaloglarınızı iyi tutabilirsiniz. Enerjinizi yüksek volüm çalıştırabilirsiniz. Yani gittiğiniz insanlarla davetlerde ön saflarda olabilirsiniz. Kendinizi dinlettirebilirsiniz. Dramatik ve artistik taraflarınız ortaya çıkabilir. Bir şeyi anlatırken yüz mimiklerinizi çok daha iyi kullanabilirsiniz. Hatta aşık olabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, inanılmaz derecede Güneş ayın 22'sinde Salı günü Yay Burcu'na geçiyor. Orada bir yeni ay var Perşembe günü. Merkür de Venüs de orada olacağı için aslanların Perşembe'den sonra yüksek volümlü enerjilerine değmeyin gitsin. Evet, sosyal hayatı çok seviyorsunuz sevgili aslanlar. Girdiğiniz yerde alkış almayı seviyorsunuz. İşte Perşembe'den sonra her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Kim tutar sizi diyoruz. Fakat yine de dikkat etmeniz gereken parasal konulara lütfen dikkat edin. Mars tabii ki ne kadar o istediğiniz alanlara geçmek ve gitmek isteseniz de Perşembe'den sonra hala 11. evinizde bir Mars retrosu olduğunu unutmayın. Evet, bulunduğunuz alanlarda yeniliklere evet deyin, gezin, dolaşın ama lütfen o 11. evdeki Mars'ın retrosunda o küs olduğunuz, sizi kızdıran, sizi üzen insanlarla karşı karşıya gelebilirsiniz.
Duygularınızı anlatmaya çalışın. Daha net olun. Zaten net olacaksınız. Karşı tarafın ne konuştuğu, sizin hakkınızda ne düşündüğünü çok çok önemsemeyin. Dar alanda kalın, kendi alanınızda kalın. Evet, gezin, tozun, dolaşın ama dediğim gibi yenilikler konusunda daha temkinli olun. Sosyalliğinizi de çok iyi kullanacağınızdan emin olabiliriz. Çünkü güneş sizi pırıl pırıl yapıyor. Yolculuklar ve seyahatler özellikle gündemde olacak. Basınla ilgili, iletişimle ilgili, dijital alanlarda başarılarınız artıyor. Evet, pazartesi günü terazi burcunda, iletişim evinizde, kardeşlerle ilgili konular gündemde. Salı ve çarşamba ailevi konular çok önemli. Ailenizin duygularını anlamak zorundasınız. Perşembeden sonra çok rahatlıyorsunuz. Pazar günü özellikle de kendi içinizde, hayatınızla ilgili kendi kendinizi sorgulayabilirsiniz. Çevrenizdeki o özel insanlar arasındaki duygu alışverişi ve mantık alışverişini biraz dengede tutmaya çalışmalısınız diyoruz. Ve sevgili aslanlar, haftaya görüşelim. Sizi seviyoruz. Merhaba sevgili başaklar. Yepyeni bir hafta. Her zaman olduğu gibi aynı klişe sözlerimizle başlıyoruz. Yükselen burcu başak, bir kendi başak olanlar. Haftayı nasıl geçireceksiniz? Neler yapacaksınız? Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de iz düşüm var. Onu yaşıyoruz. Tabii ki inisiyatifimiz de var. Seçim hakkımız da var. Ama bazı gezegenler bizi yönlendiriyor. Bazı konularda da özgürleştiriyor. Bazı hareketler bizim oradaki gelen yansımaları nasıl kullandığımız önemli. Evet, bize sunulan bir sürü enerjiyi nasıl kullanmamız gerektiğini bize bir şekilde karşımızda çıkarak bizim enerjimizi değiştiriyor. Evet, başakların karşıt evlerinde balık var. Balık onları değiştiriyor. Çünkü Neptün var, Jüpiter retrosu var. Neptün ve Jüpiter retrosu birazcık onları ikili ilişkilerinde kapalı bir devre yapıyor. Ne kadar sevgili başaklar, özellikle duygusal ilişkilerinizde bir düşünün bakalım yaptığınız hataları, geçmişte yaptığınız olayları. Çünkü onlar size tekrar tekrar karşınıza çıkarak sizi sorgulamadan geçiriyor. Uzun yıllar aradığınız aşklar arasında geldiniz gittiniz. Birçok aşklar yaşadınız. Fakat yükselen başaklar özellikle aşklarında bayağı bir karışıklıklar yaşadı. Artık bir şeyleri geride bırakmanın zamanı geldi sevgili başaklar. Kendinize güvenin. Bu arada yeni ay, perşembeden itibaren aile evinizde, dördüncü evinizde doğuyor. Güneş de salı günden itibaren dördüncü evinizde, Merkür'le Venüs'le birlikte hareket ediyor. Evet, aile içi çalışmalarınız, aile içi yaşamlarınız, kendi içinizdeki konularınız muhteşem bir şekilde ilerliyor sevgili başaklar. Ev almak isteyenler, ev değiştirmek isteyenler, dostlarıyla bir arada olmak isteyenler, yeni bir iş programı içine girmek isteyenler, hepsi perşembeden sonra önünüze güzel bir şekilde sunulacak ve siz fırsatları değerlendirin, tercihlerinizi yapın. Yapacağınız tercihler gelecek yıllara yayılacak olan güzel şeyler olacak. Tabii ki bütün bunları yaparken yönetici gezegeniniz Merkür'ün yayda olması sizi biraz rahatlatıyor. Daha güzel konuşacaksınız, konuşma lisanınızı ve dilinizi daha güzel karşı tarafa anlatmaya çalışacaksınız. Onlar sizi anlayacak, bazılarınız kitap yazabilir, bazılarınız başka bir işe geçebilir, iş değiştirebilir, burada kendilerini ifade edecek alanları seçebilirler. Kafalarında yapmak istediği, planladığı ne varsa düşünerek hareket edecekler. Bütün bunlar onları birazcık yoracak ama iyi şeyler getirecek. Fakat Mars kariyer evlerinde hala retro yapıyor. Bazı enerjilerini çok istedikleri gibi kullanamayabilirler. Ama iş konusunda kendilerini yukarıya bıraksınlar. O yukarıdaki o iş konusunu kapatsınlar. Ailevi ve kişisel ilişkilerine dönüştürsünler kendilerine. Çünkü bu hafta onlardan beklenen küçük ilişkileri büyütme, kafasındaki planları yapma, aile içindeki ilişkilerle ilerleme ve dostlarıyla bir arada olma, aşklarını da tazeleme. Evet, aşklar var. Geçmiş aşklarınızla tekrar yüzleşebilirsiniz sevgili başaklar. Bazı diyaloglarınızı yeniden kurabilirsiniz. Ama tüm bunları yaparken özgüveniniz çok önemli tabii ki. Nerede nasıl konuşmanız gerektiğini, hangi kelimeleri kullanmanız gerektiğini. Çünkü Merkür birazcık sizi yeni ay ile birlikte coşturabilir. O sırada Güneş de orada.
bazı sözcükleriniz gereksiz karşı tarafın canını yakabilir. Merkür ile Güneş çünkü birbirini yakıyor çoğu zaman. Venüs de orada. Çok istediğiniz, gerçekten ulaşmak istediğiniz konular yine sizden uzaklaşabilir. Aman dikkatli olun. Ama aile içinde yaşanacak bir takım çok güzel olaylar var. O olayları kendinize ve çevrenize yansıtacaksınız. Pazartesi günü baktığımız zaman parasal konular çok önemli. Para dengeleriniz, çünkü Ay terazi burcunda, biraz istediğiniz gibi para harcamak istiyorsunuz ama bazen bunu yapamıyorsunuz. Pazartesi günü kendinizle ilgili, paranızla ilgili yeni bir yöntem bulmak zorundasınız. Salı çarşamba Ay iletişim evinizde, birazcık böyle duygular derinleşebiliyor. Bazen canınız sıkılacaktır. Özellikle yakın ilişkilerinizi testten geçiriyorsunuz ve duygusallığınız çok önemli. Aynı zamanda perşembeden sonra Yay burcu, dediğim gibi çok eğlenceli konumlar var. Fakat hafta sonuna doğru biraz sosyalleşmek isteyebilirsiniz ama çok sınırlı sorunlu arkadaşlarınızla, hatta sadece bir arkadaşınızla oturup baş başa uzun uzun mantıksal konuşmalar yapabilirsiniz diyoruz ve sevgili başaklar, sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili teraziler. Yükselen burcu, ay burcu ve kendi terazi olanlar. Denge ve dengesizlik arasında gidip gelmelerine rağmen terazilerin en büyük özellikleri iyi huylu olmalarıdır. İnsanlara karşı toleranslı, asil insanlar, duygularını çok güzel anlatırlar. İnsanları anlayışla karşılarlar. Genelde o içsel dengesizliklerini kimseye yansıtmak istemezler. Şimdi bundan niye bu konuyla girdik? Çünkü sevgili teraziler, sizi yöneten gezegen Venüs Yay burcunda. Bazen bu hafta biraz abartılı davranabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yönetici gezegenleriniz hangi eve girerse o özelliklerini size taşır. Şimdi Yay burcuna geçtiği için Venüs, sizin macera yaşama hevesiniz ortaya çıkıyor. Yani teraziler diyor ki, aman artık bulunduğum yerden sıkıldım, biraz coşayım, biraz kendimi dışarıya atayım, biraz dolanayım, biraz kendimi göstereyim, daha sosyal olayım, hayatta ve arkadaşlarımla daha çok görüşeyim, iletişimim kuvvetlensin diye böyle kendini yayvari hareket etmeye başlıyor. Şimdi yayın içinde Merkür de var. Bu da birleşince teraziler zaman zaman patavatsızlaşabilirler. Hani son sözü önce söyleyen insanlar vardır ya, bunu genelde yaylar yapar aslında ama teraziler de bu kervana bu hafta katılacaklar. Artık ağızlarına çok laf durmayacak ve özellikle konuştuğu konularını ucu bucağı olmayan konularda şöyle bir dans edecekler. Ama kendilerini çok seviyorlar teraziler bu arada. Özgüvenleri çok yüksek. İstediğimi söylerim, konuşurum, kimse bana karışamaz modu içindeler. Haklılar da, iletişimlerde iyi gidiyorlar. Enerjileri yüksek seyrediyor. Evet, teraziler bu hafta bol bol yolculuk yapacaklar. Eğer medya ile ilgileniyorlarsa o konuda da bir şeyler üretecekler. Kendilerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapacaklar. Gezecekler, dolaşacaklar. Kardeşleriyle, arkadaşlarıyla grup çalışmalarının içinde olacaklar. En çok çağrılan ve gruplarda en çok kendini gösteren teraziler olacak. Hatta konuşmalarıyla çevresini büyüleyecek. Hani böyle güzel cümleler kurmak, güzel konular konuşmak onlar için çok önemli olacak. Evet teraziler, fakat terazilerin başka bir özellikleri de var. Dikkat etmek gerekiyor. Venüs'te Neptün'le Jüpiter retro yapacağı için sağlıklarına dikkat etsin. Bu ara böyle gereksiz abur cubur yemesinler. Neptün insanın hayallerini genişletir ve abur cubur yemeye götürür. Her şeyi yemek isterler. O yüzden lütfen sevgili teraziler, o Jüpiter retrosu olduğu için sağlık evinizde kilolarınızı tutar, bırakmaz. Ama dikkat edin. Ve tabii ki Mars. Mars çok çok önemli. Yolculuklarınız var, seyahatleriniz var. Ama yapamadığınız, geride kalmış seyahatleriniz gündemde. Fakat çok dikkatli olun. Mars retrosunda unuttuğunuz evraklarınız, bavullarınız, valizleriniz havaalanında kalabilir. Aman dikkat. Çoğu zaman gittiğiniz yolculuklarda umduğunuzu ve istediğinizi bulamayabilirsiniz. Ama yine de Jüpiter var ya, o Jüpiter size yine de şans vermeye devam ediyor. Özellikle de yeni ay Perşembe günü iletişim evinizde doğuyor. Orada çünkü aynı zamanda Venüs'te Merkür var. Bence terazilerin böyle küçük küçük flörtöz tarafları ortaya çıkacak. Aşk yolculukları yapacaklar. Bekledikleri insanlar var. Onlardan alacakları haberlerle hemen valizlerini böyle sırt çantalarını
alıp böyle koşa koşa gidecekler, gidecekleri yerlerde mutlu olacaklar, enerjileri yükselecek. Yani sevgili teraziler, bu arada dengelerini korumak zorundalar ve korudukları dengeleri de iyi bir şekilde karşı tarafa yansıtacaklar. Bol bol konuşacaklar, bol bol yazı yazacaklar, bol bol mesaj yazacaklar, bol bol rapor yazacaklar. Ama bol bol da gezecekler. Evet, Venüs onları daha havalı, daha güzel yapıyor. Yayların o cıvıl cıvıl enerjisi Venüs yayda olduğu için terazilere aktarıyorlar. Evet, pazartesi günü ay sizin burcunuzda. Çok da güzel. Daha duygusalsınız. Karşınızdaki insanlar sizin hangi konuda neden duygusallaştığınızı ve ne düşündüğünüzü çok merak edecekler. Salı ve çarşamba ay akrep burcunda. Daha gizemlisiniz. Maddi konular çok önemli. Parasal hesaplar yapıyorsunuz. Hatta bazı paralarınızın menbaasını gizleyebilirsiniz sevgili teraziler. Hani çok fazla harcama yapıp çevrenizden çekinip bunu saklayabilirsiniz. Özellikle ailenizden. Evet, Perşembe, Cuma özellikle Yay burcundaki yeni ayla birlikte yolculuklar, seyahat, aşk burnunuzda tütüyor. Havada aşk var. Hafta sonuna doğru özellikle de pazar günü ay Oğlak burcunda. Bu sizin ailevi konular, biraz karamsarlık, aşırı duygusallık, duygularınızı arkaya atıp biraz karamsarlık, mantık derken pazarı da böyle kapatacaksınız diyoruz. Ama sağlığınıza ve iştahınıza dikkat edin. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili akrepler. Evet, yepyeni bir haftaya giriyoruz. 21 Kasım ve 27 Kasım arası. Siz sevgili akreplerimizi neler bekliyor bakalım. Seviyoruz biz bu akrepleri, hem de çok. Çünkü onların gizemli, derin, analitik zekaları, insanı şaşırtan teşhisleri, evet imkansız olan şeyleri başarmaları en çok akrebin en özel niteliklerinden biri. O yüzden sevgili akrepler, ne yapıyorsunuz bakalım bu hafta? Gökyüzünde neler oluyor da sizi nasıl karıştırıyor? Evet, biliyorsunuz ayın salı günden itibaren güneş sizin burcunuzdan çıkıyor, size veda ediyor, güle güle diyor ve yay burcuna geçiyor. Yayın enerjisini yükseltiyor ve yay sizin para evinizde. Evet, yani siz artık yeni para kazanma şekilleri, yeni iş teklifleri değerlendirme, paraların akışı, gitme, harcamalar hepsi bir arada. Mükemmel bir şekilde sizin enerjinizi yükseltiyor. Evet, sevgili akreplerin yapabilecekleri şeyin üstesinde en büyük işleri yapmaya adaylar. Evet, akrepler artık daha çok para kazanmak istiyorlar. Paralarını daha iyi yerlere harcamak istiyorlar. Bir yandan biriktirmek, diğer yandan işletmek istiyorlar. Parayla çok fazla haşır neşir, yani maddi konulara, finans konularına takmış vaziyetteler. Evet, orada büyük bir karışıklık var. Büyük bir trafik hızlanması var. Evet, akrepler bu konuda bu hafta. Hani ne sorabilirsiniz akreplere? Bu haftayı nasıl geçirmek istersiniz? Siz finanstan, paradan haber verin. Böyle konuşacak akrepler haklı olarak. Karşıt evleri 7. ev. Aşk, sosyal, ortaklıklar evi. Onun yöneticisi Venüs de para evinde. Çevresinin fikirlerini, ortaklıklarını inanılmaz şekilde, çok iyi bir şekilde kullanacak akrepler. Ve bu çevre ilişkilerinden artı duruma geçecekler. Fakat Mars tabii ki 6. evinde hala retro yapıyor. İkizlerde yaptığı için beden dili, çalışma, dizleri, ayakları, gözleri ve iskelet sistemi çok çok önemli. Akrepler bu hafta özellikle parasal konularını düzene sokarken sağlık konularına da çok çok dikkat etsinler. Eskimiş, o kronikleşmiş eski sağlıkları yeniden gündeme gelebilir, yeniden depreşebilir. Onları birazcık da ele alsınlar, kesin sonuç almaya çalışsınlar. Evet, bu arada akreplerin kariyer evlerinde Satürn aile evi ve parasal evi, ikisini ortaklaşa Satürn etkiliyor. Evet, Satürn özellikle sizi sevgili akrepler aile ve yuva evinizden etkiliyor. Ama kariyer evinizdeki aslan, onun yöneticisi güneş para evinizde olduğu için de parasal konular, çalıştığınız yerde kabul görüyorsunuz, insanlar size bir level yükseltiyor ve aynı zamanda iletişim konusunda yaşadığınız konular çok çok önemli. Yani sevgili akreplerin bu haftaya damgayı vuran flash konusu özellikle para kazanmak istiyorum.
paramı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum ve para kazanmanın yollarını daha çok esnetip daha fazla olanaklarımı genişletmek istiyorum ve genişlettiğim olanaklarda bana para akışı geliyor. İşte bunları anlatan en güzel cümlelerden biri sevgili akreplerin. Evet, pazartesi günü ne yapıyoruz sevgili akrepler? Bilinçaltınız denge, dengelerinizi korumaya çalışıyorsunuz. Yani aynı anda birkaç çok konu bir arada kafanızda. Böyle kafanızı yiyor. Böyle olunca parasal konularla ilgili konuları tekrar gündemde tutmaya çalışıyorsunuz. Enerjiniz mükemmel diyoruz sevgili akrepler. Salı ve çarşamba ay sizin burcunuzda. Evet, çok duygusalsınız, derinsiniz. Birazcık böyle kıskanıldığınızı, sizi taklit ettiklerini, duygularınızı merak ettiklerini hissedebilirsiniz. Ama sırsınız. Asla konuşmak istemiyorsunuz ve konuştuğunuz konulara da duygusal konulara getirmek istemiyorsunuz. Duygularınızı da içinde yaşamak istiyorsunuz. Bunda da çok haklısınız. Çünkü siz içinizdeki düşünceleri çok dillendirmekten yana değilsiniz. Evet, Perşembe günü ve Cuma günü daha özgürsünüz. Daha para harcama içgüdünüz var. Özellikle sevdiklerinizle birlikte gideceğiniz yerlerde azıcık cömert davranabilirsiniz. Ama Pazar günü kardeşler, aile bağları, kurumsal kaygılar, birazcık çevresel ilişkilerinizde olumsuz yorumlar yapabilirsiniz. Ama Pazar günü çok fazla konuşmayın, içinize kapanmayın diyoruz. Daha neşeli olun. Sizi seviyoruz akrepler. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili yaylar. Evet, güzel bir hafta olacak sizin için. Yükselen ve ay burcu yay olanlar, tabii ki güneş burcu da. Salı gününden itibaren güneş sizin burcunuzda. Evet, yaylar nasıl insanlar? Bayağı çevresinde çok etkinler, çok güzel konuşurlar. Çevresini çok çabuk etkilerler. Kelimelerle adeta cambaz gibi oynarlar. Çok güzel yazı yazarlar. Çevresini kolayca etkileyecek güçleri vardır. Enerjileri çok güzeldir sevgili yayların. Evet, yaylar bol bol seyahat etmek isterler. Yerinde duramazlar. Biraz flörtöz tarafları da vardır. Ama insanlara karşı çok iyimser ve çok eğlenceli oldukları için de çevresel koşullarını çok güzel kendi lehirlerine çevirebilirler. Bu konuda sihirbaz gibidirler yaylar. Hangi ortama girerlerse pat herkes onun önünde sıralanıverir. Evet, yaylar bu konuda gerçekten çok başarılılardır. Ne yapıyorsunuz sevgili yaylar bakalım? Ne yapıyorsunuz bu hafta? Salıdan itibaren enerjiniz çok mükemmel. Fakat tam karşıt evinizde Mars retrosu var ya, buna çok dikkat edin. İlişkilere dikkat edin, enerjinize dikkat edin. Karşı taraf sizi kendi hegemonyası altına almak isteyebilirler. Çünkü Mars retrosu, siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, karşı taraf kapalı olabilir. Konuşmak istemeyebilir ama sizin etkinizde kalmaktan da asla çekinmezler. Evet sevgili yayların, bu hafta ilişkiler konusunda özgüvenleri çok yüksek, girdiği ortamda ışıl ışıllar. Tabii ki Perşembe günü yeni ay doğuyor sizin burcunuzda. Yeni aylar yeni başlangıçlar getirir, yeni umutlar, yeni ufuklar, yeni önünüze yeni fırsatlar sunar. Yayın da Güneş de orada, Merkür ile Venüs de orada. Yani bu hafta her şey yaydan yana diyebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Bunu da çok güzel çevrenize yansıttığınız için muhteşemsiniz diyoruz. Sizi seviyoruz sevgili yaylar. Peki bu hafta yapacağınız en büyük sizi sıkan olaylardan biri özellikle aile ve yuva evinizdeki Jüpiter ve Neptün retrosu. Şimdi aile içinde yaşadığınız hayal kırıklıkları da var. Bazen sizi gerçekten çok anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Çünkü siz onlardan çok farklısınız. Yaratıcılığınız, güzelliğiniz, enerjiniz, her şeyiniz o kadar farklı ki. O yüzden kendinize çok dikkat edin sevgili yaylar. Anlamadığınız, anlayamadığınız, anlaşamadığınız yerlerden hemen uzaklaşın. Ailenizi çok düzelteceğim, yakınlarınıza sürekli işte bir şeyler anlatacağım diye uğraşmayın. Şöyle birazcık özellikle yakın ilişkilerinize karşı mesafeli durmanızda yarar var. Ve uzun süredir hayalinizi kurduğunuz, hayalini istediğiniz, olmasını istediğiniz şeyleri yeniden bir kafanızda toparlayın bakalım. Jüpiter ve Neptün sizi çok geçmişe, eski anılarınıza götürüyor.
bir anılardan yola çıkarak ilerlemeye başlıyorsunuz. Evet sevgili yayların, bu hafta o muhteşem enerjilerini o kadar güzel kendilerine yansıtıyorlar ki değmeyin keyiflerine. Evet, baktığımız zaman sevgili yaylar, ikili ilişkilerde eski sevgililer karşınıza çıkabilir ama onlara tarzınızı koyun. Yani bir eskiye dönüş yapmak sizin için zarar verebilir. Mars retrosu devamlı sizi eskiyle karşılaştırıyor. Ama eski dostlar, eski arkadaşlardan da bir Merkür'ünüzü esirgemeyin diyoruz. Baktığımız zaman pazartesiye. Pazartesi ilginç bir gün. Terazi burcunda ay. Dengeden yana, dengeli ilişkiler yaşamak istiyorsunuz. Kendinizi iyi ortamlara hazırlamak istiyorsunuz. Konuştuğunuz insanlarla duygusal konuşmalar yapıyorsunuz. Enerjinizin bölünmesini istemiyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizi biraz dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Ama salı ve çarşamba biraz bilinçaltınız karışık galiba. Takılıyorsunuz, kaygılarınız var. Aman dikkat edin, kaygılardan uzaklaşın sevgili yaylar. Size kaygı iyi gelmiyor. Ve tabii ki perşembe, muhteşem bir yeni ay. Yeni ayla birlikte enerjiniz yüksek. Işık ışık, ışıl ışılsınız. Etrafınıza gülücükler yağdırıyorsunuz. Bir enerji topu gibisiniz. Fırıldak gibi bu top dönüyor. Herkes size doğru koşuyor. Pazar günü de maddi konular önemli. Satın almak istediğiniz bir şey var. O konu üzerinde daha fazla ilerleyebilirsiniz. Enerjiniz güzel. Her şeyiniz çok daha farklı olacak. Yeter ki sevgili arkadaşlar, pazar günü moralinizi dik tutun. Aile ile ilgili konularda düzelecek. Özellikle pazar günü güzel görüşmeler, konuşmalar yapacaksınız diyoruz. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yepyeni bir haftaya giren tüm ay burcu ve kendisi oğlak yükseleni oğlak olanlar. Evet, oğlak burçlarını nasıl tanırsınız diye bir cümleyle başlamak istiyorum. Çünkü oğlaklar artık eski oğlaklar değil, şekil değiştirdiler. Eskiden oğlakları karamsar, satürnyen, böyle içine kapanık, böyle sadece kendi içindeki döngülerle uğraşan biri olarak tanırdık. Tabii ki Plüton'dan uzun yıllar ders aldılar. Plüton onları yerlere vura vura 2008 senesinden beri değiştirdi. İçindeki bütün kabuklar kırıldı. Artık eski oğlaklar değil. Bir yönetici gezegenleri Satürn Kova burcunda. Kovavari bir oğlak oldular artık. Evet, Satürn biraz yumuşadı, biraz çılgınlaştı ve oğlağı farklı boyutlara getirdi. Oğlaklar zekiler, çok akıllılar. Ama kendi aklını beğenirler. Birazcık böyle hafiften egolu bir akılları vardır. Sadece benim aklım önemli. Kimseye bu konuda taviz vermem havası içindelerdir. Ama kovaya geçtikten sonra şekilleri değişti. Enerjileri yumuşadı. Parasal konularda biraz daha cömert oldular. Çünkü kovalar, oğlaklar birazcık parasal konularda hesaplı giderler. Evet, bütün bunları konuşurken ne yapıyoruz? Özellikle oğlakların maddi konularıyla ilgili konuya girmek istiyorum. Satürn artık retro yapmadığı için oğlaklar para evlerindeki maddi olanakları daha rahat, prensipli ve sistemli bir şekilde ilerleyecekler. Artık oğlaklar maddi konulara daha rahat bakabilecekler. Tabii ki karşıt evlerinde yengeç var. 7. evin yöneticisi. 7. evin yöneticisi yay burcunda. Yani perşembeden sonra yeni bir ayla 12. evlerinde çiçek açıyor. Yani oğlaklar çok eğlenceli ve çok komik olacaklar. Düşündüklerini böyle birazcık böyle mizansen bir şekilde çevresine aktaracaklar. Çünkü biliyorsunuz 12. ev kapalı kutudur. Orada düşünceler, hapsettiğimiz konular. Evet, oğlaklar böyle insanlarla hafiften böyle dalga geçmek demeyelim ama için böyle komik bir şekilde, esprili bir şekilde insanları düşürüp bakmaya başlayacaklar. Özellikle perşembeden sonra. O yüzden oğlakların bu hafta eğlenceli düşünceler içinde dolaşmaları hepimizi sevindirecek. Çünkü fazla karamsar insanlardı. 12. evli, 2. ev 60 derecelik bir açıyla birbirlerini destekledikleri için güzel bir açı, bisektil bir açı. Bu açı onları mutlu edecek. Yani sonuç olarak düşündükleri konulardan para kazanacaklar. Kazandıkları paraları istediği gibi harcayabilecekler, biriktirebilecekler. Çünkü oğlaklar bayılırlar.
yatırımlarında konuşmayı, parasal konularla ilgili sohbetler etmeyi, yatırımla ilgili yeni buluşlar yapmayı, ama genelde klasik para harcama yanlısıdır onlar. Hani o bizim bildiğimiz sanal paralarla para kazanma çok oğlakların işi değildir. Bu hafta ne yaparlarsa yapsınlar, düşündükleri konuyu paraya çevirebilecek alanlarda dolaşacaklar sevgili kovalar, oğlaklar. Evet, ve bu arada Neptün ile Jüpiter iletişim evinde. Uzun süredir görüşemediği insanlarla görüşmek için kollarınızı sıvayın. Bazılarıyla çok dargındınız sevgili oğlaklar. Çok görüşmek istemiyordunuz, mesafelerinizi koymuştunuz ve o mesafenin içinde o kişilerle çok böyle haşır neşir olmak istemiyordunuz. Yavaş yavaş affedebilirsiniz onları. Artık onlara da onların açısından bakmayı öğrendiniz. Dedim ya, Satürn artık kovada olduğu için biraz esnediniz, çılgınlığınız geçti. Evet, bu arada sürprizleriniz var tabii ki aşkla ilgili. Uranüs, aşk ve sosyal evinizde. Aynı zamanda Kuzey Ay düğümüyle artık yaşam bakış açınız değişiyor sevgili oğlaklar. Pazartesi günü ille de kariyer diyorsunuz. Kariyerle ilgili çift sorumluluklarınız var. Onları yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Salı ve çarşamba çevresel ilişkilerde daha duygusal davranıyorsunuz. O duygusal konular özellikle çözüm üreten, insanların duygularını dinleyen bir psikolog eğilimindesiniz. Perşembeden sonra çok iyi olduğunuz için pazar günü muhteşemsiniz. İnanılmaz eğlenceli olacaksınız. Özellikle sevgili oğlakların en güzel döngülerinden biri. Pazar. Pazar günü istediğiniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla konuşabilir, düşüncelerinizi istediğiniz gibi çevrenize yansıtabilirsiniz diyoruz. Siz seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Merhaba sevgili kovalar. Yepyeni bir haftaya giriyorsunuz. 21 Kasım ile 27 Kasım arası kovaları neler bekliyor? Evet, her hafta yeniliklerle geliyor biliyorsunuz. Üstelik gökyüzünde ne pişerse bize de o düşüyor. Evet, gökyüzündeki hareketlenmeler çok önemli. Kovaların o üstün halleri, enerjileri gökyüzüyle birleştiği zaman muhteşem bir nüans içinde bize yansıyor. Kova insanları özgürlüklerine çok düşkündür. Yarı klasik, yarı özgürdür. Evet, biraz satüryen kovalar vardır. Onlar daha klasiktir. Ama uranyen kovalar biraz daha bile çılgındır. Hatta zaman zaman biz onlara böyle çılgınlıklarından dolayı komik bir şekilde kendi aramızda bir sürü lakaplar takarız. Evet. Evet, sevgili kovaların en güzel özellikleri çifte standart insanlardır. Hem eğlenceli hem klasik. Hem gezmeyi seviyor hem de evde oturup saatlerce tembellik yapsınlar. Evet, kovaların bu özelliklerini çok seviyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz sevgili kovalar bu hafta? Öncelikle biliyorsunuz Satürn artık sizin evinizde ileri harekette olduğu için düşüncelerinizi çok rahat hareketlerinize yansıtıyorsunuz. Kısıtlamalarınız kalktı, uzun süredir kalktı. Artık kendinizdeki o gücü görebiliyorsunuz. Ve tabii ki aşk eviniz çok çok önemli. Mars, evet, özellikle Mars hala aşk evinizi tıkamış durumda. Çünkü orada bir Mars retrosu var ikizlerde. Kafanızı toplayın bakalım. Aşktan ne bekliyorsunuz? Geçmiş aşklarınız size neler öğretti? İletişimle ilgili neler yaşadınız? Kimleri kaybettiniz, kimleri kazandınız? Bütün bunlar çok önemliydi biliyorsunuz sevgili kovalar. Artık bunları bir kenarda bırakın bakalım. Bırakın gitsin. Her şeyi oluruna ve kendi açısında, kendi döngüsünde bırakın. Tabii ki bu hafta çok ilginç. Güneş Salı günü Yay burcuna geçiyor. Yay sizin 11. eviniz dediğimiz yenilikler evinizde. Cümbür cemaat bir hayatın içinde bulacaksınız kendinizi. Eski hatalarınızı unutun gitsin. Yenilikler var. Özellikle yeni ay Perşembe günü sizin 11. evinizde doğuyor ve orada Merkür'le Venüs'ünüzle birlikte. Çılgın aşklara hazır mısınız sevgili kovalar? Artık kendinizi farklı konumlarda görmek istiyor musunuz? Ya zaten siz çok farklı olduğunuz için aradığınız alanlarda boy gösteriyor musunuz? Hadi bakalım onlara bakın. Yüksek bir enerji volümü içinde ilerleyin bakalım sevgili kovalar. Evet, birçok çeşit insanlarla tanışacaksınız. Birçok insanın fikirleri olacak. Yeni oluşumlara hazırsınız.
Yani yüksek volümlüsü okyanuslarda yüzmeye başlayacaksınız. Popa yelken gidiyorsunuz. Eğlenceli insanlarla tanışacaksınız. Orijinal projeler üreteceksiniz. Yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki sevgili kovalar. Hadi bakalım bu bunların içinde yürümeye devam edin. Tabii ki özel balıktaki bir Venüs, Neptün ve Jüpiter retrosu var. Bu da sizin henüz daha açılamamış bir para enerjisinin olduğunu gösteriyor. Fırsatlar ayağınıza gelecek. Azıcık daha bekleyin. Ama düşünün. Bir de eski fırsatlar bir düşünün bakalım. Nereden kaynaklanır? Evet, eskiye artık derler ya, eskiye rağbet yağsın, nur yağsın. Yani sonuçta eski. O yüzden eskiyi unutun gitsin. Fakat yeni oluşum içinde de kendinizi muhteşem bir şekilde göstereceksiniz. Evet, yaydaki o güneş enerjisi, merkür enerjisi, venüs enerjisi yeni aşkları da getirecek. Bunları sosyal ortamda karşılaşabilirsiniz. Eski bir arkadaşınızın tanıştığı biri olabilir, tanıştırdığı biri olabilir. Yolculuklarda, çünkü aynı zamanda pazartesi günü yolculuklar için çok güzel bir gün. Hemen atlayın. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı ziyaret edin. Dengelerinizi doğru kullanın. Çevrenizdeki insanların çift fikirlerine karşı rağbet etmeyin. Kafanıza göre çılgınlaşın. Yani yüksek bir, güzel bir enerji içinde olacaksınız. Salı ve çarşamba, ay özellikle kariyer evinizde. Biraz duygusalsınız, alınganlık yapabilirsiniz. İş konusunda bazı insanlarla çatışabilirsiniz. Birilerine derdinizi anlatmakta zorlanabilirsiniz. Hiç önemsemeyin, çünkü perşembeden sonra her şey muhteşem bir şekilde size gelecek. Pazar günü birazcık sıkıntılı bir dönem. Biraz depresyonik olabilirsiniz ya da yorgun olabilirsiniz. Dinlenmeye özen gösterin, bol bol uyuyun. Mantıklı düşünceler içinde olacaksınız. Sizden yaşça büyük insanların fikirlerini almak için onlarla da görüşebilirsiniz diyoruz. Siz seviyoruz sevgili kovalar. Kendinize çok çok iyi bakın. Enerjiniz bol olsun. Haftalık burç yorumlarımız devam ediyor. Son burcumuz sevgili balıklar. Balıklarımız 21 Kasım ve 27 Kasım arası. Beklentileriniz nedir? Bu haftaya nasıl bir misyonla başlıyorsunuz? Kendinizi ifade edebileceğiniz alanlarınız nelerdir? Bütün bunları düşünün bakalım sevgili balıklar. Ama eliniz kolunuz bağlı gibisiniz. Neden? Çünkü sevgili balıklar hayalleri genişledikçe, büyüdükçe mutlu olurlar. Fakat maalesef Jüpiter retrosu ve Neptün retrosu sizin birazcık kafanızı bulandırıyor. Bir şeyi başlamak istiyorsunuz, yarım kalıyor. Tam bir şeyi halletmeye çalışıyorsunuz, düşünceleriniz havada kalıyor. Birilerine bir şey anlatırken dinlenmediğinizi ya da size bir şeyleri çok fazla göstermediklerini hissediyorsunuz. Kafanız oldukça karışık bir vaziyette duruyor. Ve tabii ki kendinizi, özgüveninizin bazen aşağılara çekildiğini görüyorsunuz. Enerjiniz tükeniyor. Evet sevgili balıkların yapacağı çok şey var bu hafta. Bir kere dinlenin bakalım, düşünün. Kendiniz gerçekten ne istiyorsunuz? Neptün ve Jüpiter geçmişle gelecek arasında sizi yüzleştirir. Evet, Jüpiter iyi niyetlidir. Neptün aynı zamanda hayallerdir. İyi niyetle başladığınız hayallerin neden askıda kaldığını düşünün bakalım sevgili arkadaşlar. Evet, bu arada tepe evinizde özellikle sizi mutlu eden bir yay var. Yay biliyorsunuz salı günü güneş sizin kariyer evinizde. İş konusunda güçleniyorsunuz. Beklediğiniz iş fırsatları karşınıza çıkıyor. Bu Jüpiter ve Neptün'ün retro olmasını da çok aldırmayın. Bu retrolar bazen geçmiş hayatınızda kaçırdığınız fırsatları getirir. Hani o eskimiş hayalleri yeniden böyle düzenleyerek karşınıza çıkarır. Güneş size o gücü veriyor. Ve aynı zamanda yeni ay, Perşembe günü sizin kariyer evinizde doğuyor. Merkür ve Venüs de birlikte hareket ediyor. Bayağı bir dolu, kariyer eviniz dolu. Çok konuşacaksınız, çok ilgi göreceksiniz. İş yaptığınız, sorumluluğunu aldığınız işler iyi bir performansla karşı tarafa yansıyacak. Alkış alacaksınız. Güzel sözlerle karşınızdaki insanları etkiniz altına alacaksınız. Kariyerinizde güzel başarılar var. Enerjiniz çok yüksek. Birazcık açılarınız geniş, seyahat gerektiren işlerde büyük başarı kazanacaksınız. Yani sevgili balıklar, yaydan müthiş bir etki alıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz
ile paylaştığınız bir Jüpiter var. Aynı zamanda yayın da sizin de enerjiniz. Evet, Jüpiter sizde retro yapıyor ama kariyer evinizdeki yay da bu eski hayallerinizi yerinize getirmek için sizi birazcık zorluyor. Kare açılar bize bazen çok zordur. Ama sizi hayata hızlı bir şekilde geçirir. Tabii ki Mars retrosunu unutmayalım. Ailevi, yuva evinizde. Orada biraz problem var sevgili arkadaşlar. Çünkü oradaki insanlar, aile içindeki yaşadığınız karamsarlık ve kapışmalar henüz daha sonuç alamıyorsunuz. Ne kadar eskiden örnek getirseniz, onları ikna etmeye çalışsanız bile onlar kendi konularında kendilerini haklı görüyorlar. Ve en ufak bir konuda olay tartışma konusu olabiliyor. Lütfen ona da dikkat edin. Bazılarınız ev değiştirecek, bazılarınız işinizden dolayı işinize yakın yerleri seçecek. Kiralık ev arıyorsanız kontratlarınız ya da sözleşmelerinizi gözden geçirin. Özellikle sevgili balıklar. Mars size taşınma olayınız olabilir, evle ilgili tadilatlarınız olabilir. Ve aynı anda aile içinde birisi çekip gidebilir. Bu da önemli. Başka bir eve taşın, başka bir yere seyahate çıkabilir. Evde birazcık böyle kargaşa. Bütün bunları idare etmeye çalışırken bir de kariyer evinizdeki sorumluluk var. Neyse ki o kariyer sizi çok mutlu ediyor. Enerjiniz çok yüksek olmasını sağlıyor. Bu da sizin için sevindirici bir olay. Ve tabii ki sevgili balıklar, parasal konularda çok önemli. Pazartesiye para dengelerinizde başlıyorsunuz Ay Terazi'de. Para hesabınız, ödenecek paralar, maddi durumlar çok çok iyi. Yönetmeye çalışırken iyi de sonuçlar alacaksınız. Salı ve çarşamba, evet, yolculuklar var. Duygusal konularla konuşacağınız insanlar var. Perşembeden sonra, cumadan sonra kariyeriniz çok güzel oluyor. Ama pazar günü mantıklı ve size akıl verecek insanlara ihtiyacınız var. Özellikle konuştuğunuz konular mantıklı, tecrübeli insanlarla görüşeceğiniz konular size artı getirecektir. Pazar günü gerçekten en güzel günlerinizden biri diyoruz. Size güzel bir enerji veriyor. Evet sevgili balıklar, haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın.